Nedense bugün çok heyecanlı. Hayatında ilk kez gerçek bir Fransız şefle tanışacak ve şef gerçek bir Fransız önlüğü takıyor. Nancy sonunda otantik Fransız mutfağıyla tanışma fırsatını buldu. Oh mon dieu! Sizce Nancy bu maceraya uygun şekilde şık giyinebilecek mi? İçeride ne yapıyorsa gerçekten nefis koktuğu kesin. Nefisten de öte baba. Sahiden de enfes kokuyor. Yeniden bonjour Clancy ailesi. Umarım acıkmışsınızdır. Matmazel korsan için Güney Fransa'nın en iyi üzümlerinden üzüm jöleli ve fıstık ezmeli krep yaptım. Teşekkür ederim. Ve geri kalan dostlarım için de en sevdiğim hors d'oeuvre. Escargot avec tereyağı, maydanoz, soğan ve de limon. Oh la la! Kulağa harikulade geliyor. Nancy, escargot'un ne olduğunu biliyor musun tatlım? Baba, tabii ki ne olduğunu biliyorum. Eskargotlar leziz mi leziz, nefis mi nefis, muhteşem. Salyangoz mu? Evet, elbette. Birer Fransız lezzetidirler. Babam babam bam 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 babam 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 bam babam babam. Lezzetli, güzel bir yemek anlamına gelir. Bunları yemek için sabırsızlanıyorum. Bon appétit. Monsieur ve Mademoiselle, sıradaki lezzetimiz aileden gelen bir tarif. Benim dünyaca ünlü bouillabaisse'im. Nancy, bouillabaisse'in ilk olarak tadına bakmak kesinlikle unutulmayacak bir tecrübedir. Bu senin asla unutamayacağın bir an. Ben Fransa'ya bayılıyorum diye Fransız yemeklerini de severim sanmıştım. Ama yanılmışım. Her ne kadar leziz olsalar da salyangoz veya yengeç yahnisini yemem mümkün değil. Üzgünüm Şef Pierre. Nancy. Demek ki bir yalanı yaşıyormuşum. Bunu takmayı hak etmiyorum. Fransa'yı sevmeyi bile hak etmiyorum. Biliyor musun Nancy? Yeni bir şey denerken birazcık gergin hissetmek nasıldır çok iyi bilirim. Öyle mi? Elbette. Benim için yaptığım bu kravatı her gün dolabımda asılı görüyorum ama şöyle düşünüyorum. Fuşya bir kravat takamam ki. Bu fazla süslü. Çok mu süslü? Yani bu yüzden mi onu takmıyordun? Evet ama şimdi denedim ve bayıldım. Şimdiye kadarki en iyi kravat bu. Ve bu sayede modayı deneyimlediğimi düşünüyorum. Eğer denememiş olsaydın bunu asla bilemeyecektin. Seni seviyorum baba. Aa, ben de seni seviyorum Nancy'cik. Voilà! Crack monsieur. Ben bu nedir bilmiyorum. Jambon ve ekmiş peynirli. Aa, merci Chef Pierre. Hayır, bekleyin lütfen. Bu yöveysi denemek istiyorum. Aa, bu harika Nancy. İşte benim kızım. Mais oui, elbette. Sandığımdan daha iyiymiş. Ama hala jambon ve peyniri tercih ederim. Bu beysi ben yerim. Yaşasın. Korsan balık yahnisi. Afiyet olsun korsan çocuğu. Nancy bugün yemekte seçici olmamak ve değişik yiyecekleri denemek gerektiğini öğrendi. Tattığınız yemekleri beğenmeyebilirsiniz. Ama yeni şeyler denemek doğal ve cesurca bir davranıştır.